Hadi bakalım gelin minik kedicikler. Sizin için çok güzel yiyecekler koydum. Ha, geldi bile bir tanesi. Ha, aferin sana minik kedicik. Bu kadar çok mu acıktın sen? Ne kadar da güzel yiyor. Ha, çok güzel bir gün. Ha, o da ne? Kocayı ne yapıyor orada? Kocayı. Ne yapıyorsun sen burada? Aa, ne kadar güzel bir kedicik. Evet Maşacığım, çok güzel bir kedi. Ve o kedinin karnı aç. Ya karnım aç. Ay inanmıyorum. Evet Maşacığım, kimse yemek vermemiş, o yüzden karnı aç. Ben de onun için buraya yemek koydum. Bak hemen nasıl da geldi. Ay kocayı, bu çok güzel bir fikir. Hemen ben de gidip kapımın önüne bir tane yiyecek koyacağım. Belki bana da güzel bir miniş kedicik gelir. Evet Maşo, bu çok güzel bir fikir. Hadi git sen de bir kap yemek koy kapının önüne. Tamam kocayı, tamam. Görüşürüz miniş kedicik. Ay yumuşacık da tüyleri var. Ay ne kadar tatlısın sen öyle. Ay umarım bana da böyle güzel tatlı bir kedicik gelir. Ablacığım. Abla uyan ablacığım, uyansana ablacığım, ya sana diyorum kalk. Ay nasıl da sıkı sıkı da üstünü örtmüş. Abla uyan diyorum. Aa Maşo ne oldu? Niye kaldırdın beni? Ablacığım bana hemen bir tabak şeker vermen lazım. Ne? Bir tabak şeker mi? Ay Maşa, sabah sabah şekeri ne yapacaksın? Önce kahvaltı yapmalısın. Bu kuralı her zaman unutuyorsun. Ya ablacığım şekerler benim için değil. Kapının önüne koyacağım. Ne? Kapının önüne mi? Ay ne diyorsun Maşa sen ya? Doğru düzgün anlatsana şunu. Ya ablacığım kapının önüne bir tabak şeker koyacağım. Sonra sokaktaki aç olan kediler ya da köpekler o şekerleri görüp yemeye gelecekler. Şimdi anladım. Ay desene sen onları kediler için istiyorsun. Ay ben de kendin için istiyorsun zannetmiştim Maşacığım. Hayır ablacığım hayır. Dışarıda yaşayan hayvanlar için istiyorum. Kocayı ne kadar güzel şekerler koymuş. Yanına da küçücük bir minicik kedicik gelmiş. Ay çok sevdim. Ben de kapımın önüne koyacağım. Ve benim kapımın önüne de çok güzel kedicikler gelecek. Bu çok güzel bir fikir Maşacığım. Hemen gidip sana kocaman şekerler getireceğim. Ay yok abla yok. Küçük şeker getir küçük. Kedilerin ağzı çok küçük. Tamam. Küçük şekerler getiririm. Ay ablam şekeri getirene kadar ben de onun yatağını düzelteyim. Ay buraya böyle fırlatıp attım. Ay ablam bana kızmasın sonra. İşte oldu. Yatağını da düzelttim. Hadi abla ya nerede kaldın? Geldim Maşacığım geldim. İşte bak sana bir tabak dolusu küçük şeker. Ay çok güzeller. Bir tane de ben yiyebilir miyim ablacığım? Hayır Maşacığım, sen bana söz verdin kahvaltı yapmadan abur cubur yemek yok. Ay tamam abla tamam ya, şaka yaptım. Hadi bunu kapının önüne koyalım. Bu tabak çok büyük, ben tek başıma taşıyamam. İşte oldu. Hadi bakalım şimdi kahvaltıya. Hayır ablacığım ben gitmeyeceğim. Ben burada bekleyeceğim. Kedileri bekleyeceğim, köpecikleri bekleyeceğim. Ama şu aç karnı burada bekleyemezsin. Olsun ablacığım, sen bana buraya bir tane sandviç getir, ben onu yerim. Of Maşa ya. Tamam. Ay doğru düzgün kahvaltı yapmıyorsun sen. Hadi ama pisicikler ya. Hadi miyavcıklar gelin artık. Ay kocayının ne güzel kedisi geldi. Ve güzel güzel yemekler yiyor. Buraya hiçbir şey gelmiyor. Kocayı. Efendim Maşa ne oldu? Ya kocayı, ben de buraya çok güzel yiyecekler koydum. Ama benim yiyeceklerime hiçbir kedi gelmiyor. Baksana orada böyle boş bekliyorum. Aa Maşacığım sen orada beklersen gelmez ki ama. Sen içeriye gir, kedicikler gelir onları yer, merak etme. Demek öyle. Tamam o zaman ben içeriye gidiyorum. Biraz sonra gelip buraya kontrol edeceğim. Bütün tabak bitmeli bak kedicikler, anlaştık mı? Burada kedicik yok ki. Ben de kendi kendime söylüyorum. Hop acaba buraya mı saklandılar? Of ya burada da yoklar. Ay neyse ben de kahvaltımı yapıp sonra tekrar gelirim. Şöyle kapıyı da açayım. Ablacığım kahvaltı hazır mı? Ben geldim. Ablacığım ben geldim. Hani kahvaltı yapacaktık? Nerede benim kahvaltım? Maşacığım sen yemeyeceksin diye ben bütün kahvaltıyı yedim. Sonra da kalanlarını kaldırmıştım. Öf ya hep kendin yiyorsun zaten. Aferin sana güzel kedicik. Ne kadar da güzel yedin bitirdin. Bak bir tanecik kaldı. Ha, şuna bak ya, ne kadar da mutlu oldu. Karnı doyunca ne kadar sevindi. Hadi bakalım kocayı, artık eve girme zamanı.
Daha sonra biraz daha yiyecek çıkarırım. Önce şu tabağımızı şöyle içeriye bir alalım. Hop hadi bakalım. Görüşürüz pisicik. Aa, bu da ne böyle? Maşalar şekerlerini buraya koymuş. Bir de unutup gitmişler. Aa, ben de bunların hepsini yerim. Şaşkın kızlar. Ay, şekerler de çok güzelmiş. Çok lezzetliymiş. Ay, başka şeker var mı acaba? Belki buralara da saklamışlardır. Ay, hiçbir yerde de şeker yok. Hay olsun olsun. Bu kadar şeker de yeter bana. Ah, küçük cadı. Ne yapıyorsun sen burada? Hiç. Öylesine geçiyordum. Evinizin önündeki tabağı görünce merak ettim. Tabağa bakıyordum. Ya inanmıyorum ya. Yoksa buradaki şekerleri sen mi yedin? Ay evet ben yedim, ne olmuş yani? Siz de kapının önünde bırakmasaydınız. Ya abla abla. Ay ne oldu Maşa, ne oldu? Niye bağırıyorsun? Abla ya bu küçük cadı tabaktaki bütün şekerleri yemiş. Ya ne yaptın sen küçük cadı? Ay ne yapacağım? Siz de burada bırakmasaydınız. İyi ama biz onları dışarıdaki aç kalan hayvanlar için bırakmıştık. Ne? Hayvanlar için mi? Ay inanmıyorum. Nasıl yani? Ben hayvanların yemini mi yedim şimdi? İnanmıyorum. Yoksa kedi maması mıydı? Köpek maması mıydı? Ay. Ay işine bak ya. Kedi köpek maması zannetti. Of ya küçük cadı. Düşüyorsun. Beni de düşürüyorsun. Oh iyi oldu işte, iyi oldu sana. Sen de öyle her gördüğünü yemezsin. Hadi ablacığım. Gidip birazcık daha buraya şeker getirelim. Ay gidelim gidelim kardeşim. Küçük cadı, küçük cadı. Kendine gel artık. Ay uyanınca havalayacak mı? Yoksa miyavlayacak mı? Çok merak ediyorum. Ay. Oh, inanmıyorum ya. Ben şimdi köpek mamasını yedim. Ay ben şimdi köpek mi gibi hav hav mı yapacağım? Ay miyav, miyav, hav 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 hav, miyav, miyav, hav 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 hav.